Arkadaşlar nokta atışımızda bireysel öğretim teknikleri burası önemlidir. Bir sorudur ama onu söyleyeyim daha fazlasını beklemeyin. Bireysel öğretim teknikleri hangi durumda kullanılır? Öğrencilerimiz arasında bireysel farklılık olduğunda yani sınıf ortalamasının üstü ve altı olduğunda aklımıza bireysel teknikler gelmeli. Bunlar altı tane arkadaşlar. Bunların benzerlik ve farklılıklarını göreceğiz. Bir tutor destekli öğretim sloganımdır öğrenemiyorsan tutor tut öğren. Tutor özel öğretici demek öğretmen ya da bir üst sınıf öğrencisi yani öğretmenin bana anlattı üst sınıftaki arkadaşım anlattı biz buna tutor diyoruz birebir eğitim vardır tutor destekli öğretimde programlı öğretim nedir programlı öğretim Davranışçı kuram temsilcisi Skinner'ın ortaya attığı bir yaklaşım, bir teknik. Bireyselliği ön plana alır. Sınıf ortalamasının üstünde ve altında öğrenci varsa ona bir yazılım veririz. Bir kitap, kitapçık veririz. Öğrenci onunla etkileşime geçer. Sınıf içi, sınıf dışında öğrenir. AB kebap ilkelerimiz vardı. Bireyselleşmiş öğretim keller bir yana, körler bir yana. Seviye grupları oluşturuyorduk. Homojen grup vardı. Arkadaşlar işbirlikçi öğrenmede grup vardı. Heterojen grup vardı. Liderlik yoktu. Burada homojen grup var. Liderlik vardır. Kelin en keli körün en körü liderdir ben öyle diyorum. Keller bir yana, körler bir yana. Seviye grubu oluşturmak çağdaş anlayışa göre yanlıştır arkadaşlar. Bilgisayar destekli eğitim her sene derim ki soru adayı burasıdır. Daha çok buraya bakın. 2022'de geldi, yine gelebilir. Birebir öğretim arkadaşlar bu yazılımlarda birebir öğretim yazılımı ismiyle yola çıkın. Özel ders. Alıştırma tekrar, benzetim, eğitsel oyun, problem çözme ve sınama. Benzerlik ve farklılıkları nedir? Birebir öğretimde ben birebir adı üstünde bilgisayarla etkileşime geçip öğrenirim. Kitap yok, öğretmen yok, bilgisayar var. Özel dersimi bilgisayardan alırım. Olağanüstü durumlarda kullanılır. Uzun süre hastalandınız, okula gidemiyorsunuz. Birebir öğretim yazılımı. Ben her şeyi bilgisayardan öğreniyorum. Alıştırma tekrar en çok kullanılan yazılım. Öğretmen dersi dersi anlatır ek sorular, etkinlikler, uygulamaları bilgisayarda yazılım üzerinde yaparsınız. Daha çok bu kullanılır. Benzetim. Tehlikeli maliyetli zor konularda gerçeğe benzer ortam üzerinde eğitim öğretim yaparsınız. Mesela A Koleji diye bir dershane, bir okul var, özel okul. Buranın muhasebesini tutuyorsun. 300 bin lira zarar etti. 3, 3 milyon mu? 3 milyon zarar etti diyelim. Rakamları karıştırıyoruz. 3 milyon zarar etti. Batırdın o koleji okulu. Muhasebesini tutuyorsun ama sanal bir muhasebe. Ya da 3 bin işte kar elde etti. Yine büyük bir kar ama nereye kar ettirdin? sanal bir uygulamayı bir oyun gibi bilgisayarda yaptın. Bilgisayarda deney yaptın. Bilgisayarda kalbe stent nasıl takılıyor onu gösterdin. Ben yakın zamanda paylaştım işte bel fıtığı nasıl olur ona ait bel üzerinde yapılmış olan omurgayı gösteren, arada sinir sıkışmasını gösteren simülasyon var, uygulama var, modelleme var. Onun üzerinden öğrendin. Al sana benzetim, yapay ortam olacak. Eğitsel oyun, bilgisayarda oynayacağız, eğleneceğiz, kazanacağız, kaybedeceğiz, rekor kıracağız. Eğlenerek öğrenme var. Kelimelik, Trivia Crack gibi, bilgisayarda, tablette e, öğreniyorsam, telefonda. Eğitsel oyun. Eğlenerek öğreniyorsan eğitsel oyun. Problem çözme buluş yazılımı. Bir problem var onun farklı çözümleri var o çözümleri deneme yanılma yaparak bulmaya çalışıyoruz. Bu şekilde farklı çözümlere ulaşmaya çalışıyoruz. Sınama durumunda da yaptığınız çalışmayı kaydediyorsunuz öğretmen sonuca ve sürece bakarak size ne yapıyor? Ee, bir değerlendirme yapıyor. Bu senenin çıkan sorusunu yarın canlı yayında çözeceğim ama şöyle söyleyeyim size şöyle öğret çocuk hastalığı nedeniyle okula gidemiyor. Bu birebir öğretim, özel ders gibi duruyor. Daha sonra okula geliyor, öğretmenden teorik bilgileri alıyor, pratiğini yapamıyor, deneyleri yapamıyor. O yüzden benzetim yazılımı. Tamam mı? Buna dikkat edin. Öğretmen okula gelemiyor çocuk bu özel ders. Öğretmen gelemediği konuları anlatsa o konuya ait ek sorular, etkinlikler verse o zaman alıştırma tekrar olurdu. Soru kolay gibi duruyor ama zor soruydu, güzel soruydu. Bilgisayarda etkileşim yok ama internet tabanlı eğitim senkron ve asenkrondur. Beni şu an YouTube'da izliyorsunuz, istediğiniz zaman asenkron. Ama canlı eğitim kursumuza geldiniz, canlı etkileşime geçtik kampta soru cevap yaptık bu senkron. Canlı ve cansız kısmı vardır, iletişim etkileşim vardır. Uzaktan eğitimde internet tabanlığıyla aynı bak değiştirmiyorum. Aynı artıları var. Radyo, televizyon, mobil bağlantılar, kitap gibi böyle ifadeleri vardır. ÖSYM ikisini bir araya getirmedi arkadaşlar. Şimdi bireysel öğretim tekniklerinden bir soru gelir. Ortalamasını söylüyorum. Bunun artısı nedir? Öğrencinin bireyin öğrenme hızı ve düzeyini dikkate alırız. Hızı ve düzeyi. Bu artısı. Bunların en büyük sınırlılığı ilk dördünde bireysel olduğu için bu dördünde sosyalleşme azdır. azdır. Ama internetle uzaktan eğitim senkron ve asenkron. Senkron ve asenkron olduğu için şu senkron kısımları, canlı kısımları etkileşim olduğu için sanal da olsa sosyalleşme azdır demiyoruz. Bu ikisinin en büyük sınırlılığı ne? Tek, teknolojik alt yapı noksanlığı. Yani internete ihtiyaç duyarsınız arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bireysel öğretim tekniklerinden soru gelme ihtimali vardır. O bir sorudur. E, aklınızda bulunsun arkadaşlar.